Hadi kalk kalk. Sen de iş yok be. İçeride. Kiminle konuşuyorsun lan sen? Kiminle konuşuyorsun? Sen hangi aşirettensin? Ha? Söyle. Hangi aşirettensin? Olabilirsin. Vegas'ta olan Vegas'ta kalır. Yüzünü açabilirsin. Biraz daha keyfimin yerine gelmesini bekliyorum. İçince keyfin yerine gelir. Anlaşıldı. Sen yüzünü açmayacaksın. O zaman ben açarım. Ben açarım. Parolayı söyle. Ne parolası? Bu bana yeter. Ne oldu sana? Ne oldu? Kaçıyor. Kaçıyor, yakalayın. Koşun!
Ne oldu? Çadırı bastılar, çok yaralı var. Kaç kişiler? Alın bunları bireye götürün. Çok kalabalık var. Çok yaralı var. Çok kalabalık var. Efendim baskın var. Hemen toplanıyoruz. Senin kimliğin nerede? Duydun mu? Çadırı basmışlar. Duydum. Umarım buraya kadar gelmezler. Senin bu bölgede ne işin var? Ben de yanlış yaptığımı şimdi fark ettim. Seni öldürmeliyim. Beni duyuyor musunuz efendim? İçeride misiniz? Efendim beni duyuyor musunuz? İyi misiniz? İçerideyim Erdem. Sesinizi duyduğuma çok sevindim. Şimdi B bloğa geçiyorsunuz. ...15 metre ileride merdivenden çıkacak karşınızda. Efendim, parmak iziyle parolayı alabildiniz mi? Evet. Hanginiz yaralıydı? Efendim bir şey mi oldu? Elektrikler kesildi Erdem. O zaman artık yapacak bir şeyimiz yok. İçeride bir ışık görüyorum Erdem. Sistem odasının elektriği kesilmez. Ama artık oraya girişin bir yolu yok. Efendim bir an önce oradan çıkmanız lazım. Enerji, güç. Efendim beni duyuyor musunuz? Efendim.
Beni duyabiliyor musunuz? Efendim beni duyuyor musunuz? Erdem şifreyi kır. Erdem. Şifreyi kırdım efendim. Geriye sayım başladı. Yalnızca 3 dakikanız var. Onunla olmaz gerizekalılar. Çekilin. Tamamının aktarılması için yeterli süremiz yok. Yok etme sistemi devreye girecek. Bir an önce oradan çıkmalısınız. Bu topraklardan kanlı ellerinizi çekeceğinize söz verdiniz. Ama sözünüzde durmadınız. 13 yıl önce bugün 11 Eylül'de yazdığınız oyunu bozuyorum. Dünya artık sizin sahneniz olmayacak. Bundan böyle yaptığınız hiçbir kirli anlaşma, hiçbir kanlı pazarlık gizli kalmayacak. Dünyayı bir örümcek ağ gibi sarmış olan sisteminizin sonu geldi. Ben bu oyunu bitirmeyi anlaştım. Dünyanızı başınıza yıkacağım. Nerede adam? Ölmüş.
Bir yerden gidip kebap mebap yaptırsaydık. Yıldırım arkadaş alışık değil böyle durumlara. Ezme salata niyetini ezerim seni Çeto. Bu gece buradayız. Sabaha kadar nöbetleşe uyuyacağız. Yıldırım arkadaş alışacaksa alışacak, alışmayacaksa da... Ben alışırım başkanım. Her şeye alışırım. Aferin. Tebrik ederim. Devrimci sadece kendi rahatının peşinde değil, bütün ezilen halkının rahatının peşindedir. Biz rahat etsek başkanım, halkımız da rahat eder belki ama... Çeto, senin oturduğun yerde taş mı var? Bir yerine mi batıyor? Nedir derdin? Başkanım, inanmayacaksın ama ben televizyon açık olmadan uyuyamıyorum. Tamam Çetin, nasıl bir program istersin? Yıldırım arkadaş sana burada canlandırsın. Borsayı takip etmeden yatamıyorum. Lan gece borsa mı kalır? Amerikan borsası, Japon borsası. Başkanım, kapitalist zihniyeti adım adım izliyorum. Düştüğünde ezilen halkımız adına seviniyorum. Çıktığında lanet olsun diyorum. Lanet olsun senin içindeki bu burjuva özentisine. Demiyorsun ki kırmızı noktalı programları seyrediyorum. Terbiyesiz. Kırmızı nokta mı kaldı başkanım? Şifreli şifreli. Terbiyesiz. Ahlaksız. Kulaklarım sese kilitlenmiş durumda. Başkanım, araba sesi mi? Lanet olsun, yerimizi tespit ettiler. Başkanım, iki kurşun kime yeter? Çetin, gelen iki kişi ise yeter. Ama biliyorsun, devrimciliğin en önemli unsuru kamuflaj. Kalkın lan. Gözüm neredesin? Bak, karnımdaki kurşunları iade etmeye geldim. Sen komprodor uşağı sanmı. O kapitalist işkembene devrimci kurşunlar yetmedi değil mi? Olmadı, yakalım burayı gitsin. Doğru söylüyorsun ortak. Yazım, arabadan benzin çekin. Peki abi.
Şerefsiz Muro bizi pusuya düşürdü. Şerefsiz senin adındır, terbiyesiz. Oğlum ben niye pusu kurayım? Yerimin altındayım, şerefsiz. Başkanım, o zaman kim bize pusu kuranlara pusu kurar? Ne bileyim ben. Etraflarını sarın, etraflarını sarın. Hani bu Muro örgütten atılmıştı? Ortak, hiçbir şey anlamadım. Şu işten bir sıyrılalım, bol bol konuşuruz. Başkanım, taktik mi strateji mi kurtaracak? Kim kurtaracak bizi bu işten? Konuşma lan. Kozbuz'a sığının diyorum, başka bir şey demiyorum. Yıldırım, ihlası biliyorsan sesli ol. Üç kere oku ama içinden oku Yıldırım. Yani yerimiz belli olmaz. Senin beni getirdiğin yere ortak. Öyle deme ortak. Çatışmanın ortasına getirdik seni. Buraya gelene kadar ölmüş balık gibi bakıyordun. Bak, gözüne ışık geldi. Hani bu Muro'yu kovmuşlar da örgütten. Bu kadar adam nereden çıktı? Ben diyorum, var onda bir şeytan tüyü. Biz bile peşinden buraya kadar gelmişsek... peşinden de örgütçü birilerini sürükledi demek. Komproda Ruşa Bulut Yalçın. Bir sen varamadın Muro'nun farkına, bir de Gülhane'deki ceviz ağacı. Başkanım, şimdi bizi burada kim vuracak? Baş mematiyle Bulut Yalçın mı, yoksa dışarıdaki örgütçüler mi? Vay, içeridesin diye dışarıdakiler örgütçü oldu değil mi Çetin Bey? Lanet olsun sana. Başkanım, bizi öldürmeye gelene hoş gelsin mi diyelim? Konuşma lan. Başkanım, ben diyorum ki çıkalım çatışalım. Nereye kadar çatışma Yıldırım, nereye kadar? Bir oturalım, bir konuşalım, bir diyalog kuralım, bir empati deneyelim, yok. Nereye çatışıyorsun Yıldırım? Kafanı uzattığına kafana sıkarlar. Onlar sıkmasa dışarıdakiler sıkar. Anladım başkanım, anladım başkanım. Niye durduk? Bırakalım birbirlerini kırsınlar, öyle girelim. Abdülay, neredesin? Takipteyim abi. Bırak takibi. Pusuya düştük. Ne pususu abi? Abdüley, soracak mısın? Gelecek misin? Abi neredesiniz? Ne pususu? Muro'yu elimize düşürelim derken o bizi eline düşürdü. Palat abi yanında mı abi? Ne abisi Abdüley? Bulut'la beraberim. Ne olmuş? Ne oluyor? Nereye gidiyor benim? Takip et. Dur.
Siz depoya dönün. Adam tuzağı fark etti. Kaçıyor. Lanet olsun. Yürü. Maho! Beşo! Evin arkasına! Koruma ateşi! Etrafımızı sarıyorlar. Var Memati'nin burada Abdüley. Abi orada olan ben değilim, sensin. Ben nereden bileyim? Ben orada mıyım Abdüley? Ben bekliyorum ki birbirlerini vursunlar. İşte abi, vurulmasını beklediğin Memati abiyle Bulut. Bulut ne arıyor burada? Ya bu Muro nerede? Abi? Sus Erhan, sus. Gördüğünüzün kafasına sıkın. İçeriye ateş etmeyin. Mura bizim safa mı geçmiş Erhan? Ne olmuş? Sus Nevzat, sus. Yürü. Ortak. Ölmeden önce hatırlat. Sana bir şey söyleyeceğim. Ne söyleyeceksen söyle. Öldürtme kendini. Hiç kusura bakma. Azrail'i görmeden söylemem. Yoksa sen bana sıkarsın. Ne söyleyecek acaba başkan? Çok merak ettim. Çık sor Çetin. Hem içerisi biraz hava alır. Otur lan. Başkanım. Bu yukarıdakiler... Düşmanımızın düşmanı olduklarına göre bizim dostumuz değiller mi? Yıldırım? Kendimce bir çözümleme yaptım başkanım. Onları da bu sınağa alsak mı acaba? Hepimize yetecek kadar barbunya var nasıl olsa. Devrimcinin asla devrimciden başka dostu olmaz Yıldırım. Kardeşlik türküsü söylenecek zaman değil şimdi. Peki başkanım. Memati, örgütçüleri de dışarıda biri sıkıyor. Ulan bu Abdüley köşede mi bekliyordu yoksa beni takip ediyordu da takipteyiz dediği ben miyim? Kazım. Belki Muro sıkıyordur dışarıdan abi. Bir bilmecem var çocuklar. Dur Çeto, hemen atlama öyle nedir diye. Düşmanımın düşmanının düşmanı benim neyimdir? Neyindir başkanım? Yemin ediyorum bunu büyük liderlerin bile çözemezdi. Dışarıdan sıkanlara, daha dışarıdan sıkanlar kim? Başkanım ben meraktan ölüyorum. Bir çıkıp baksak ya. Bu sefer de sana konserve kutusu mu batıyor Çetin? Ben senin derdini anlamıyorum ki. Devrimcinin demir gibi iradesi vardır. Meraktan ölsen de, gebersen de, dışarıdan her kurşun sana gel gel dese de... Gelmeyeceksin. Buradan dışarı çıkmayacaksın Çetin. Tamam boşver. Sakın. Silahınızı. Usta. Atın lan. Yatın yere.
Yat dedim! Nevzat, sen arabayı getir. Tamam abi. Erhan, sen de bunların başında dur. Evet Memati. İşim gücüm her şeyim bitti, seni takip ediyordum. Sizin ne işiniz var burada? Ben çağırdım. Beraber Mura'ya sıkalım diye de. Kaçmış şerefsiz. Sonra da bunlar geldi. Sen nereden duydun Mura'nın burada olduğunu? Yıldız söyledi. Göğe kıyak yaptı. İki ortak, bırakın Mura'yı örgütü. Gidin limancılık oynayın. Benim ayağımın altında dolanmayın. Ortak, kusura bakma. Benim yüzümden fırça yedin. Kurşun yeseydik daha iyiydi. İskender Büyük nerede? Git onu devletine sor. Devlet benim. İstediğime istediğimi sorarım. İskender nerede? Sana yapacağım en iyi teklif bu kadar çabuk ölmen. Memati! Ofise geç, konuşacağız. Konuşalım usta. Abdüley, ofise geç, ben de buradan çıkıyorum. Çık bak Çato. Yıldırım çık bak. Emredersin başkanım. Otur lan. Tabii Çetin, tabii. İt ha, it de kuyruğuna. Ben bakarım.
Başkanım, temiz mi? Temiz Çeto, temiz. Mermi adı, bir tane emperyalist ölmedi. Ulan bu mermiler bile güdümlü. Kime gireceğini biliyor. Nerede bir gariban var gidip onu vuruyor. Nalet olsun. Efendim? Bana yalan söylemiyorsun değil mi ortak? Az sabret da. Burası ortak. Usta, İskender'in yerini buldum. Kim? Cavit Akarsu. Niye buradan aramış? Seninle görüşmem lazım. Sen delirdin mi Cavit? Ne görüşmesi? Önemli. Önemli olsa da görüşemeyiz. Sen kendini nasıl deşifre edersin? Telefon açarsın. Bir daha sakın bu aptallığı yapma. Polat Alemdar peşimde. Memati, yol ikiye ayrıldı burada. Sağ mı sol mu? Sol usta. Toprak yola gireceksin, girdin mi?
Toprak yol yok burada Memati. Kasım, usta toprak yol yok diyor. Sakın ben gelmeden kıpırdamayın. Kendinizi belli etmeyin Memati. Usta, düz devam etsin diyor Kazım. Duydun mu beni Memati? Duydum usta, duydum. 4 kişiyiz zaten, içeride kaç kişi olduklarını bilmiyoruz. Memati, Bulut'a sakın güvenme. Usta, aralarında mevzu olmuş İskender'le. Yoksa bu çakal beni hiç getirir miydi? Memati! Memati! Abi, bir araba hazırlıyorlar çıkarmaya. Kaçacak şerefsiz. Ne yapacağız Bulut? Ortak, dua et Polat Alemdar yetişsin. Yoksa adamların ellerinde kan astılar gece görüşleri. Burnunu çıkarsan burnun gider vallahi. Ortak. Usta belki silah sesine yolu bulur. Göremiyorum. Ateş ettir, indireyim. Tamam usta. Bir daha. Ortak, gir içeri. Hadi hareket var, eve gidin. Söz verdim, İnci'ye dokunmak yok. Ay senin yaptığın kıya. Bulut!
Ne yapacaksın Polat Alemdar? Öldürecek misin beni? Bu duvar dibinde hiç mi kedi köpek gezmiyor da alarm çalmıyor? Erhan, ağırlık dedektörü dediğin kiloya göre ayarlanıyor. Senin kilonda kedi var mı? Dışarıdan kessek ya elektriği. Bir trafoluk işi var. Abi jeneratör vardır. Peki bu senin ekip içeri girince adamı çıkarsa ya kafasına dayayım? Abi pavyondan karımı çıkarıyorlar. Tamam Abdüley, tamam. Verme belime negatifi. Erhan, bu tellerde elektrik yoktur. Gidip şu odunu atayım. Gör, hiçbir şey olmayacak. Milleti kandırıyorlar. Nevzat, haklısın. Senin gibi odunları çarpmaz. Hadi git bir tut da göreyim otelleri. Hadi Fuat, gelmiyor musun? Daha ne kadar oynayacaksın ya? Gidin başımdan be. Ben bitirince gelirim. Hadi be oğlum, ha yap şu işi. Biraz ara ver bakalım. Allah kahretsin. Hayda. Ne oluyor buna be? Sistemi bozdum. Eğer bir yerleri ararsa biz cevap vereceğiz. Televizyon tamiri için siz gireceksiniz içeri. Tamam Tamer. Biz hazırız. Bekliyoruz. Arar mı diyorsun? Allah kahretsin be. Tam rekor kırıyordum.
Alo. Buyurun efendim, dinliyorum. Haklısınız efendim. Arıza için özür dileriz. Adresi alabilir miyim efendim? Efendim, adresinizin olduğu bölgede bir ekibimiz görevden dönüyor. Hemen yolluyorum. İyi bari. Bekle. Buyurun, ne için gelmiştiniz? Televizyon için geldim. Televizyon. Televizyon için gelmişler. Plakayı söylüyorum. 34EJ1544. Arama yapacağız. Araçtan iner misiniz? Hoş geldiniz. Televizyon bu tarafta. Bir de genel bağlantı ağlarının olduğu bir yer var mı? Var efendim. Oraya da bakalım. Tabii ki efendim. Buyurun. Buyurun. Buyurun, burası. Niye böyle bir şey oldu?
Bazen sistem arıza veriyor. Şimdi düzelir. Hı. Düzeldi. Başka bir şey var mı? Yok şekerim. Yok. Yok. Sağ ol. Hadi. Buyurun. Hadi ama. Aa şekerim. İçine ettin ama oyunu. Sıkıldım zaten. Tamam. Abi, başlamak için emrini bekliyorlar. Bir dakika. Başka bir şey yok mu? Biz elimizden geleni yaptık. Vücudundan üç kurşun çıkarttık. Oldukça zor bir... Alo. Girsinler içeri. Tamam Pürmüz. Sistemi kapat Tamer. Tamam.
Hadi siz geçin odaya, ben geliyorum kızlar. Hadi. Görüntü donmuş. İşte kırmızı nokta atışı bu. Evdeyiz, bırakmayın Abdülay. Kızlar ne olacak? Erhan halleder o işi. Lezer ne Erhan? Gerektiğinde armudun sapını vurmak için. Yukarıdaki armutlar sana havale Erhan. Ah, ah. Neyleyim ki öyle armudu? Yemesi yasak olduktan sonra.
Nevzat, tut şunun ucundan. Nerede kaldı bu adam ya? Bıktım bunun şakalarından. Fuat! Aç şu kapıyı. Fuat! Fuat lütfen aç kapıyı. Fuat! Alo. İyi akşamlar. Ben Tuncay Kantarcı. Polat Alemdar adını arıyorum. Buyurun dinliyorum. Konu neydi? Fuat Tamer Tataroğlu. Nereye gidiyoruz? Yemeğe. Masa ayırttım iki kişilik. Ne demek lan Fuat Bey yok? Evde kimse de mi yok? Kaybolmayın bir yere, ben geleceğim. Efendim? Fuat yanında mı Bulut? Yok. Evden kaybolmuş. Şimdi oraya gidiyorum. Kaybolmamış. Polat Alemdar almış. Ne? Televizyon iyi numaraydı. Tebrik ederim. Bir filmde aynısını görmüştüm. Nasıl yedim? Hayret ettim ya. Film bitti. Arkadaşlar, mesele paraysa konuşabiliriz. Bunu al. Yanında dursun. Belki satılık birilerini bulursun, ha? Nerede buluşacaksınız? Buluşma yeri için arayacaklar. Ben sizi takip edeceğim. Bulut, muhakkak tedbirlerini almışlardır. Biz de alalım. Ben seni takip etmenin yolunu biliyorum. Tuncay Bey. Bundan sonrası için benim arabama geçelim Yalçın Bey. Arkadaşlar burada kalsınlar. Kalın burada. Yaptığınız şey son derece yanlış ve bedeli ağır Tuncay Bey. Evine girip alıkoyduğunuz adam Davut Tataroğlu'nun varisi. Oğlu. Ben sadece sizi söylenen yere götürmekle mükellefim Yalçın Bey.
sola dön. Üstünüzü aramamız gerekiyor. Kravatınızı çıkarır mısınız? Cep telefonunuz lütfen. Sen yağmur ol, ben bulut. Elbet buluşuruz Polat Alemdar. Artık gözünüzü bağlamak durumundayım. Bağlayın Tuncay Bey. Bağlayın. Ne yapıyorsunuz? Kaydı alacağız. Söyleyecek bir şeyim yok. Neyi kaydedeceksiniz? Belki bizim söyleyecek bir şeyimiz vardır. İniyoruz. Basamak. Yavaş. Bu işi birlikte halledelim. Daha fazla büyümeden. Biz birbirimizi anlarız. Artık çok geç.
Kız. Ne istiyorlarsa ver gidelim. Sıkıldım burada oturmaktan. Tamam Fuat Bey. Halledeceğiz. Polat Bey. Bu saatten sonra sadece ben konuşacağım. Benimle uzlaşmaya geldiniz. Tehditle, şantajla devam ettiniz. Bunlar da yetmiyormuş gibi ailemden birine kıydınız. Silah sıktınız. Kan akıttınız. İlk kanı sen akıttın. Burnumu kırdın. Kes lan! Bu kaseti Davut Tataroğlu'na götüreceksin. Ona diyeceksin ki o benim canımı acıttı. Ben de onun canını acıtacağım. Davut Tataroğlu'nun ömründe canı acımamıştır. Canının acımamasının nedeni bugüne kadar beni tanımamasıdır. Ben Polat Alemdar. Ailemden akıttığınız her damla kan için kanınız akacak. Halo ölürse adamınızın ölüsünü teslim ederim. Halo kurtulana kadar Fuat da her gün ölüp ölüp dirilecek.